büyük cümleleri kurmayı bıraktığımda ve şunu fark ettiğimde bu sektörle ilgili. 2014'te ilk şov haberi, ana haberi sunmaya başladığımda gençtim. Yaşım küçüktü. Çok röportaj talebi geliyordu ve röportajlarda şöyle diyordum. İşte bizler... Nevşin Mengü de konuğunuz oldu. Nevşin Mengü, ben, şu, bu alandan geliyoruz. İşte bir gün Ali Beyköy su baskınında, ertesi gün depremde, ertesi gün Akçakale'de, savaşta, cephede, işte ertesi gün Çırağan'da liderlerle, bilmem ne. Artık öyle Türkiye güzeli olup da e, gelip haber sunmak yok dedim. İki hafta sonra Jülide Ateş geldi yerime, ben yerleri <laughs> süpürerek çıktım böyle. <laughs> yani... E, a, <laughs> e, sonra tekrar e, geri döndüm ama şunu öğrendim. Bu sektörün şeyi, hani kartallar avlarını en tepeye çıkarırmış ki oradan bıraktığında daha çok parçaya ay ayrılsın ve yemesi çok kolay olsun. Sizi böyle en tepeye çıkarıyor ve pıt oradan bırakıveriyor ve böyle eğer merkez kaç kuvvet orasıysa yani hayatınızın bütün oda bu ekran önünde olma hali bilinirlik yani onun getirdikleri o, ise çok parçaya ayrılıyorsunuz ve yemesi de çok kolay oluyor. Onun için ben hayatımın odağını değiştirdim. Mesela kendimi hiç bunun yan etkilerine diyeyim e, kaptırmıyorum. Nedir? Mesela Instagram hesabım yok. Twitter? Devamlı kendimi Twitter var. Bir tek Twitter var. Sosyal medya, Facebook'um yok, Instagram hiçbir şeyim yok. Kendimi fotoğraflayıp böyle kendimi mesele edip devamlı şimdi yayına giriyorum, şimdi yayından çıkıyorum. Ya yani en güzeli daha gelmedi yani şairin de dediği gibi. Tamam yani bu, bu hallerden vazgeçtiğimden beri bu iş bu işin bu boyutuyla bu nankörlük boyutuyla barıştığımdan beri bizim işin. Çünkü suya yazı yazmak. Yani beş sene önce yapılmış hangi haberi hatırlıyorsunuz şu anda? Hangi habercilik başarısını hatırlıyorsunuz? Bırakın beş seneyi ya beş hafta önce yapılmış hangi haber? E suya yazı yazıyorsun kardeşim kabul et yani. Ee, ve unutulacaksın ve geçecek. Mesele kubbede hoş bir sadaha benim için.